Merhaba arkadaşlar, matematik dersimizde bugün de sizlerle mutlak değer konusuyla ilgili soruları çözeceğiz. Burada mutlak değeri ne şekilde değerlendirdiğimizi, mutlak değerli denklemleri ne şekilde çözüme oluşturduğumuzu birlikte göreceğiz. İlk sorumuzu görelim. X küçük 0, küçük y olduğuna göre mutlak değer eksi x artı mutlak değer x eksi y artı mutlak değer eksi y ifadesi hangisine eşittir? Şimdi sorumuzu öncelikle alalım arkadaşlar. Y dedik. Mutlak değer eksi x. X eksi y. Eksi y dedik. Şimdi x sıfırdan küçük olduğuna göre mutlak değer eksi x'i eksi x diye çıkartacağız. Aynı şekilde y'ye eşitliğin bu tarafına atarsam x eksi y küçük 0 olacak. O halde x eksi y'de eksi x eksi y şeklinde çıkacak. Gelelim en sona y'ye. Y nedir? 0'dan daha büyüktür. O halde demek ki eksi y'yi şöyle diyelim. Eksi y şeklinde çıkartacağız. Şimdi bu bulduğumuz değerleri burada yerine yazalım. Ne dedik? Eksi x artı eksi parantezinde x eksi y eksi y dedik. O halde eksi x artı y artı y. Ne olacak? 2y eksi 2x bizden istenen çözüm olmuş olacak. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkı. 1 küçüktür x, küçüktür 3, küçüktür y. Ve mutlak değer içinde eksi x eksi 1 artı mutlak değer x eksi y artı mutlak değer y artı 1 eşit 16 olduğuna göre y kaçtır? Şimdi arkadaşlar yine bu aralıkta mutlak değer içindeki ifadeleri nasıl açacağımızı öncelikle görelim. Eksi 1 küçük x, küçük 3 küçük y dedik. Mutlak değer içinde artı x eksi y artı y artı 1 eşit 16 dedik. Şimdi önce gelelim şuraya. Ne var? Eksi x eksi 1 var. X'i eşitliğin diğer tarafına atarsam eksi 1 eksi x küçüktür neden olacak? Sıfırdan. O halde bu ifadeyi biz eksi olarak değerlendireceğiz. Gelelim buraya. Y'ye eşitliğin yine bu tarafına atarsam, eşitsizliğin bu tarafına atarsam x eksi y yine ne olacak? Sıfırdan küçük olacak. Diğer tarafa geldiğimizde burada da eksi 1 küçük y'yi alırsam 1'i bu tarafa atarsam ne olacak? Y artı 1 sıfırdan daha büyük olacak. Şimdi bu doğrultuda bu ifadelerin hepsini alalım. Demek ki bu ifade nedir? Sıfırdan küçük olduğuna göre eksi diye çıkacak. Eksi parantezinde eksi x eksi 1. Artı diyoruz. İkinci ifademiz yine sıfırdan küçük. O halde burası ne olacak? Eksi, x eksi y. Geldik y artı 1'e. Bu sıfırdan büyük olduğuna göre nasıl açacağız? Y artı 1 eşit 16. Eksiyi dağıtalım. X artı 1 eksi x artı y artı y artı 1 eşit 16. Eksi x artı x birbirini götürdü. 2y artı 2 eşit 16. 2'yi diğer tarafa attım. Eksi diye geçti 14. Her tarafı 2'ye böldük. Y eşit 7 olarak buradan sonucu bulmuş olacağız. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkımız. X eksi 2 artı mutlak değer içinde artı yine mutlak değer içinde 6 eksi 3x eşit 0 denkleminin çözüm kümesi kaç elemanlıdır? Yine sorumuzu alalım tahtamıza. Arkadaşlar ikinci ifadeyi ben eksi 3 parantezine alabilirim.
Ne olacak o halde? X eksi 2. 3 mutlak değer dışına artı olarak çıkacak. Mutlak değer x eksi 2 artı 3 çarpı mutlak değer x eksi 2. 3 tane, bir tane daha. 4 x eksi 2 eşit 0. O halde buradan x eksi 2 ne olacaktır? 0'a mutlak değer eşit olacak. O halde x eksi 2 eşit 0 ise x eksi 2 eşit 0'dan 2'yi bu tarafa atarsak x'i 2 olarak bulmuş olacağız. Demek ki çözüm kümemiz bir elemanlı olacak. Sorumuzun cevabı B şıkkı. X artı 2 bölü eksi 3 mutlak değer içinde eşittir 4 denklemini sağlayan x değerleri çarpımı nedir? Şimdi arkadaşlar bu tip bir ifadede aşağıda eksi 3 olduğuna göre biz mutlak değerinde kuralları gereği mutlak değer x artı 2 bölü mutlak değer eksi 3 şeklinde yazarsak eksi 3 mutlak değer dışına artı olarak çıkacaktır. Öncelikle buradan başlayalım. Yani şöyle yazıyoruz. X artı 2 mutlak değer eksi 3 eşit 4. Artı 3 diye çıktı. İşler dışlar çarpımı yaparsak mutlak değer x artı 2 eşittir 12. O halde biz bunu nasıl açıyoruz? 1 artı 1 eksi olarak. Yani x artı 2 eşit 12. X artı 2 eşit eksi 12. 2'yi bu tarafa attım. X eşit 10. 2'yi bu tarafa attık. Eksi diye geçti. X eşit eksi 14. Bizden ne isteniyor? Bu iki değerin çarpımı. O halde 10 çarpı eksi 14 çarptığımızda sonucu eksi 140 olarak buluruz. Sorumuzun cevabı E şıkkımız olacaktır. Mutlak değer x eksi 3 yine mutlak değer içinde eşittir 5 denkleminin çözüm kümesi hangisidir? Şimdi sorumuzu alalım. Öncelikle dıştaki mutlak değeri açıp eksi 3'ü mutlak değer dışına çıkartalım. Dedik. Mutlak değer x eksi 3 eşit 5. 3'e eşitliğin diğer tarafına atayım. Mutlak değer x eşit 8. Buradan hem artı 8 hem de ne olacaktır? Eksi 8 olarak x'in değerini 1 8 1 de eksi 8 olarak bulmuş olacağız. Bunun dışında bir de ne diye açabiliriz? Eksi 5 diye. O halde mutlak değer eksi 5. 3'ü bu tarafa atarsam artı diye geçecek eksi 2. Mutlak değer içindeki ifade negatif bir sayıya eşit olamayacağı için buradan çözüm kümesi boş gelecektir. Hangisi çözüm kümesidir diyor. O zaman 8 ve eksi 8'in olduğu şık C şıkkında görüyoruz. Sorumuzun doğru cevabı C olacaktır. 2x artı mutlak değer x artı 4 eşittir 1 denklemini sağlayan x değerleri toplamı kaçtır? Sorumuzu alalım. Şimdi 2x'i öncelikle diğer tarafa geçirelim arkadaşlar. Mutlak değer x artı 4 eşit 1 eksi 2x. O halde 1 böyle açarız. Bir de ne yaparız? Sağ tarafı negatif olarak açarız. Şöyle yazalım hemen. X artı 4 eşit 1 eksi 2x. X artı 4 eşit 2x eksi 1. Bunu çözersek 2x'i bu tarafa attım. 3x öyle geçti. Eksi 3. X eşit eksi 1. Gelelim buraya. X'i böyle 1'i böyle atarsam 5 eşittir. Eksi geçtiğine göre x. Yalnız 1 eksi 2x nedir? Sıfırdan büyük olmak durumundadır. O halde 2x'i bu tarafa atarsam 1 büyük eşit 2x. Her tarafı 2'ye böldük. X küçük eşit 1 bölü 2. X 1 bölü 2'den küçük olacağına göre 5 değerini ne yapmayacaktır? Almayacaktır. O halde sorumuzun cevabı sadece x eksi 1 değeri için doğrudur. Soru